Kızım. Feriha! Feriha! Kızım! Feriha! Kaldır, kaldır ya! Tutun, tutun! Allah'ım ya Rabbim! Kesin, kesin, kesin! Uzat! Feriha! Ay yav! Feriha! Aç, açım, açım! Kardeşine su getir, su getir, su getir! Bismillah! Hasta mıydı ha? Yok, yok, yok! Açtı ya! Yemedi hiçbir şey Rıza, ondandır! Zehra, doktora götürelim hemen bunu! Feriha. Feriha. Başı acına kalınca olacağı buydu zaten. Anne, hastaneye götürelim mi? Ben Halil'i arayayım. Açıl, açılın, açılın, açıl, açıl Rıza, açıl. Açıl. Hava alsın, hava alsın. Ay. Feriha, Feriha. Efendim Nir, anneye ulaşabildin mi? Çok kötü bir şey olmuş Koray. Anne ile Emir. Ne olmuş anne ile Emir'e Nir, konuşsana. Kızım konuş. Kaza yapmışlar. Ne kazası ya? Yaralanmışlar. Durumları ağırmış. Gerçek o uğursuz araba, o uğursuz sahibi benim oğlumun karşısına nereden şeytan oldular, oğlumun şeytanı. Hevesini sokmuşlar, ta gözünün dibine. Gidemezsiniz dediniz, yine gitmedim. Parmağıma bunu taktınız, yine gitmedim. Bu sefer beni tutamaz. Feriha, Feriha dur. Kız, dur dedim. Duramam anne. Anla. Ne zaman durdun ki Feriha? Ne zaman durdun ki zaten? Ünal telefonlarıma cevap vermiyor. Can. Canım. Güzel oğlum benim. Hadi oğlum.
Hadi baban seni eve götürsün. Abim kalksın öyle. Tamam. Abin kalkınca ben sana haber vereceğim. Söz veriyorum, tamam mı? Hayır. Oğlum ne olursun. Can. Ne haber? Hadi kalk. Gel. Rıfat. Ne olursun canı alıp eve götür. Ben artık dayanamıyorum. Hayır Aysun. Seni yalnız bırakamam. Ben yalnız değilim ki. Ünal da gelir birazdan. Tabii. Beyefendi zahmet edip telefonlarını açarsa gelir. Rıfat, lütfen. Canın sağlığını düşünüyorsan kendi sağlığını da düşünmek zorundasın Aysun. Eve gidip dinle. Ben burada kalırım. Ben oğlumu bırakamam. Canım. Aysun, canım. Ne oldu? Nasıl oldu böyle Aysun? Bizim canım. Ben bilmiyorum. Nasıl oldu böyle? Ben bilmiyorum. Nihir ağlamam. Kızım yüzüme baksana, niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun Nihir? Ne var kızım ağlanacak ya? Ağlanacak ne var ya? Ne var ağlanacak ya? Ağlanacak bir şey yok. Anladın mı? Ağlanacak hiçbir şey yok. Emir kim kızım? Cansu. Çok kötü bir kaza geçirmişsin. Emir kim? Cansu. Cansu. Sarem Emir kim? Cansu. Şarap olayı var abi. Bizden geçiyoruz. Cansu kendine gel kızım. Cansu. Ölmemi istedim ya. Ölmemi istedim. Cansu. Kendine gel. Derin uykuya geçer. İlaçlarını aldı. Hadi. Kapatma kapıyı. Açık kalsın. Sanem,
Cansu Emir Sarrafoğlu'nu nereden tanıyor? Aslında tanımıyor. Gel sana kızının dünyasını anlatayım. Haber var mı? Yok. Ameliyattan çıkmalarını beklemek zorundaymışız. Nasıl ya? Nasıl haber olmuyorsa niye haber vermiyorlar? Feriha abla? Can? Korkma abime, bir şey olmaz Feriha abla. Hiç korkmuyorum ben. Hiç korkmuyorum. Aysun, hadi bak, Can da çok yoruldu. Ya sen anlamıyor musun? Oğlumu bırakamam diyorum sana. Oğlum nerede? Aysun, oğlum nerede? Sen neredesin lan? Sen neredesin? Ben seni kaç defa aradım? Duymamışım. Duymadın. Gece oldu ya, hiç duymazsın zaten. İyi de ne yapabilirim ki ben? Sen busun İnan. Sen busun. Hiçbir şeyden haberin yok. Oğlundan haberin yok. Hayat, şaşırtıcı bir durum değil. Sakin ol. Ne diyorsun lan sen? Şimdi ben... Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Tamam tamam. Ne var? Gel. Gel şimdi. Gel abi. Zehra. İki döndüm, uyandın mı Mehmet Rıza? Uyuyamadın. Yok ya, öyle bir döndüm işte. Rıza. Biz bu borcun taksitini bir kere ödedik daha, değil mi? Sana da dert oldu değil mi? Ödeyemedik borcumuzu. Çocuk ölüp gitse üstümüzde kalacak yük. Ay Allah göstermesin, nasıl laf öyle ya, gençicik oğlan, Allah korusun. Allah ona şifa.
Bize de tezelden borcumuzu kapatma gücü verir inşallah. Amin ya Rabbim, amin. Haydi uyu artık, uyu, uyu. Aysun, hadi inat etme, sen de gel bizimle. Bu konuyu daha önce konuştuk seninle Rıfat. Bir daha konuşmak istemiyorum. Cancığım. Anne, ben de abimle kalmak istiyorum. Cancığım, bak bunu seninle konuştuk. Tamam mı? Anlaştık. Sen bana söz verdin. Eve gitmen gerekiyor babanla birlikte. Hem abin de eğer senin bu kadar uykusuz kaldığını görseydi çok üzülürdü. Abini üzmek istiyor musun? Hayır. Tamam. Hadi o zaman. Can, hadi o. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. İyi geceler. Aysun, ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Sana acımamı mı bekliyorsun Ünal? Sakın bana günah çıkartmaya kalkma. Oğlumuz iyileşecek. Hep aynı numara değil mi? Sen benim söylediğim her şeye kulaklarını tıka, sadece kendi ezberlediklerini konuş. Aysun, ben bizi, oğlumuzu, her şeyi... Emir hiçbir zaman senin oğlun olmadı Ünal. Anlıyor musun? Hiçbir zaman senin oğlun olmadı. O sadece senin sahte imparatorluğunun veliahtı oldu. Geleceğinin güvencesi oldu. Sermayen oldu. Ama hiçbir zaman oğlun olmadı. Sen ona hiçbir zaman babalık yapmadın. Sadece uyduruk imparatorluğunun tahtını paylaştın. O kadar. Kurşun verin.
hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana göz. Hadi çabuk giyin, çabuk çabuk çabuk. Anne Feriha kalkmadı mı? Zehra. He. Kıza bir bakıver. Hastaysa hemen doktora götürelim. Ya ne bakacağım, uyuyor, bırakın dinlensin. Anne söyle, gelmeyecekse Halil boşuna beklemesin. Ye ama senden Allah Allah ya, topla yatağını sabah sabah. Tamam anne, bir şey mi dedik ya? Canım bakıver sen de. İçim rahat etsin, servise çıkacağım. Rıza uyuyor ya, bırakın dinlensin. Ömer, ablana bir bak bakayım oğlum. Ablam yok. Habersiz çıktın. Baba erken kalktım. Bari servisi halledeyim dedim. Yormasaydın kendini be kızım. Bir daha habersiz çıkma. Tamam baba. Ben odamdayım. Dün de dinlemedin bizi. Gel bir doktora gösterelim seni. Yok baba gerek yok. Yatayım dinleneyim biraz geçer. Gelmiyor musun okula? Hadi yat dinlen biraz. Al şunu. Ömer hadi giyin, giyin. Hadi bakalım. İyi çalışmalar. Gazeteleri getirmişler Haldun. Zili çalmadılar ama kapıya bırakmışlar. Cansu'ya gazeteleri göstermeyelim. Baksana çok kötü bir kaza yapmışlar. Araba ne hale gelmiş? Gencecik çocuklar. İnşallah çabuk atlatırlar. Cansu'nun laptopunu yanıma veriyorum sana. Biraz şu internet dünyasından uzaklaşsın. Böyle bir takıntıdan bana nasıl bahsettiğini anlamıyorum sana. Abartma Haldun. Yani basit bir genç kız takıntısı sadece. Hayranlık gibi bir şey. Kızımın halini görmüyor musun Sanem? Böyle normal bir hayranlık gibi değil. Sadece üzüldü. Cansu'yu biliyorsun. Duygularını uçlarda yaşıyor. Uçlarda yaşıyor evet. Ve sınav döneminde son ihtiyacı olan şey böyle garip bir hayranlık. Gözünü ondan ayırma Sanem. Sinirleri iyice bozuldu. Dün ilaç alması iyi oldu. Bugün o bayağı uyur. Ben de Pelin'in veli toplantısına gideceğim. Başka bir gün gitsen olmaz mı? Olur mu Haldun? Veli toplantısı bu. Tülin'i ararım. Ben yokken gelip Cansu ile bekler. Zaten bir saatten daha uzun sürmez. Demek hasta Feriha. Hay Allah. Dinlenirse geçer. Önemli bir şey yok. Bir tatsızlık yok ya Mehmet. Yo. Niye sordun? Hiç. Sordum öyle.
Ben dükkana gidiyorum. Hı. Oldu. He. Kız iyileşmezse ara da bir doktora götürelim. Oltulu sen merak etme. Ben evdeyim zaten, sen işine gücüne bak. Tamam tamam. Otur oturduğun yerde. Hani beni kimse tutamaz artık. Kızım yorgunluktan bak gözlerin kan çanağı gibi olmuş. Git yat birazcık. Hastalanacaksın. Feriha. Oğlan nasıl? İyi mi? İyileşecek. Kurtulacak biliyorum ben. Onca acı, onca gözyaşı, yalan. O oğlan yüzündemiş. Arabanın sahibi oğlanmış. Anne ben şimdi nasıl anlatayım bunları sana? Hem anlatsam anlayacak mısın? İnanacak mısın bana? Sence inanır mıyım Feriha? Ha? Sence inanır mıyım? Oğlan senin kim olduğunu bilmiyordu. Ama sen oğlanın kim olduğunu biliyordun, ha? O arabanın sahibi olduğunu biliyordun. Başımıza bütün dertleri açanın olduğunu biliyordun sen. O hiçbir şey yapmadı anne. Mehmet arabayı çalsın diye vermedi o. Peki sen ne yaptın? Ha? Şimdi ne yapıyorsun? Ha? Bunu bile bile. Şimdi ne yapıyorsun sen ha? Nereye gidiyorsun? Nereye varacak bu işin sonu Feriha? Bilmiyorum anne. Başında da bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum, ne olacağını da bilmiyorum. Ben sadece onun yanında olmam gerektiğini biliyorum. Çok acı çekeceksin Feriha. Çok üzüleceksin. Ben de bunu biliyorum. Canan, hemen geliyorum ben. Ya inanmıyorum ya. Yoğun bakımdalar mı yani? Durumlar o kadar kötü mü? Bilmiyorum canım. Canan perişan bir halde. Bir şey anlatamadı. Hastaneye gideyim de öğrenirim. Ya ben de geleyim. Olmaz. Sen şimdi okula git. Sonra çıkışta ararsın, duruma göre bakarız, tamam mı? Ya kötü oldum ben şimdi. Bir şey demedi mi Canan teyze? Ne bileyim, ne diyormuş doktorlar? Gidip öğreneceğim işte Lara. Kadıncağızın konuşacak hali bile yoktu. Hadi gidelim bir an önce. Seni de okula bırakacağım. Ya ben de geleyim. İçime dert olur şimdi. Dert olsun zaten içine senin. Bak, bir de motosiklet alacağım diye başımın etini yiyordun. Gördün mü işte? Araba bile ne kadar tehlikeli. Tehlike benim göbek adım. Yürü Lara. Canım. Ya çok zor durumdayım. Tülin'le konuştum ama gelemiyor. Dışarı çıkmam lazım. Acaba dedim sen gelip Cansu'yla bir saatliğine... Öyle mi? Tamam. Tamam, yapacak bir şey yok. Sağ ol. Görüşürüz. Ya. Bak 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 bak. Gencecik kız ya. Vallahi Allah anasına sabır versin. Canan Hanım ne yapıyor? Üzülüyordur kadıncağız değil mi? Ya ya. Oldu oldu. He bak ne diyeceğim, bir ihtiyacınız olursa ben gelirim ha yardım etmeye. Getir götür falan yapmak için. Oldu mu? Ha aklında olsun. Oldu oldu. Hadi. Hadi güle 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 güle. Allah sabır versin. Hadi güle güle. Ay 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 ay, Allah sabır selamet versin kızın anasına ya Rabbim. Ah. Feriha. Allah Allah. Buyurun. Z
Zehra, dışarı çıkmam lazım ama Cansu'yu bırakamıyorum. Rica etsem bir saatliğine bize çıkabilir misin? Doktor bey geldi. Nasıl oldu doktor? Emir bey yoğun bakımda. Takibe devam ediyoruz. Vital bulgular cihaz desteği olmadan stabil hale gelmeye başladı. Yani iyiye gidiyor değil mi? Tam olarak ne demek istediniz? Hayati tehlikesi azalarak devam ediyor. Yarın odaya alacağımızı düşünüyorum. Kızım, kızım. Kızınızı bir süre daha uyutmak zorundayız. Ne demek uyuyacaksınız? Uyandıracaksınız kızımı, uyandıracaksınız. Hanımefendi, sakin olun. Şu an hastayı solunum cihazına bağlı tutmak zorundayız. Yeni bir beyin tomografisi çekip durumunu değerlendireceğiz. Ne demek? Ne demek o? Hanımefendi, kızınızın durumu ciddiyetini koruyor. Ha! Canım! Hemşire! Hemşire! Hanımefendiyi acile götürün hemen. Koray bırakma kendini. Hande kolay pes etmeyecek. Unutma. Bana en son ne söyledi biliyor musun Feri? Bana senden nefret ediyorum dedi. Efendim Günce. Hastanedeyiz tabii. Öyle ameliyattan çıktılar. Doktor bilgi vermeye geldi şimdi. Emir'in durumu iyiye gidiyormuş. Anneninki kritik. Koray mı? Nasıl olsun? Canım, uyandın mı? Haberlerde bir şey var mı? Laptopum nerede? Baban götürdü. Format attıracakmış. Haberlerde bir şey var mı dedim. Bilmiyorum. Hiç televizyonu açıp bakmadım. Aç bak o zaman. Cansu, Cansu dur sakin ol. Sakin ol. Ya zaten dün gece bizi çok korkuttun. Öldü mü? Öldü. Emir Sarrafoğlu öldü ve benden gizliyorsunuz değil mi? Cansu, bir dakika. Kimsenin öldüğü falan yok. Biz sadece kendini yıpratmanı istemiyoruz. Aç televizyonu bak o zaman. Cansu. Tamam çok kötü bir kaza ama memleket meselesi değil ki Cansu. Adam başbakan mı? Sürekli haber yapacak halleri yok. Onu bulmam lazım. Allah'ım hangi hastanede olabilir? Sus. İnternete girmeliyim. Nurettin Bey. Pelin'in bilgisayarı. Cansu bak ben birazdan evden çıkacağım. Pelin'in okuluna gideceğim Zehra. Ya tutulup kalacağım ben şimdi. Lara, gelmek için sen ısrar ettin. Soğukkanlı olmak zorundayız, tamam mı canım? Sakın öyle gözlerin falan dolmasın. Çok üzülür sonra Canan. Tamam mı? Hadi gel. Merhaba. Merhaba. Canancığım. İyi misin? Bütün bunlar geçecek. Biliyorsun değil mi Canan? Geçecek.
iyileşecek. Sakinleştirici bir iğne yaptılar. Siz buradaysanız ben aşağı ineceğim. Tabii tabii, buradayız biz. Geçmiş olsun. Bu arada size de çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ünal Sarrafoğlu değil miydi o? Canan teyze bir şey ister misin? Çay, kahve falan. Yok. Yok. Hiç şey istemiyorum. Kızımı istiyorum. Anne, ben seni dışarıda bekliyorum. Tamam canım, tamam. Canancığım, biraz sakin ol. Sakin ol hayatım. Gel şöyle. Hande hiçbir şey olmayacak. Biliyorsun değil mi? Yanına girdin mi? Canan ablayı aldılar bir tek. Herhalde aileden olmayan giremez. Bence seni almalılar. Hande'nin yanında en çok gördüğüm kişi sendin. Seni hissetmek ona iyi gelir. Sağ ol. Efendim? Ha, girebiliyor muyuz yoğun bakıma? İyi peki, tamam. Ben hemen Feriha ile annesine haber veriyorum o zaman. Zehra, teşekkür ederim. Rica ederim. Cansu şimdi odasında uyuyor. Dün tatsız bir haber aldı. Çok yorucu bir gece geçirdik. İlaç verdik. Uzun zamandır da ilaç kullanmıyordu. Biraz ağır gelmiş olabilir. Şimdi onu yalnız bırakmak istemiyorum. Yani sen sadece burada dur, olur mu? Oldu, tamam. Zaten biz Pelin'le bir saate kadar döneriz. Oldu. Tamam. Basında bile sürekli Seferisar'ın adının geçmesi bizim için büyük bir olur. Tabii ki işlerimiz de doğal olarak etkiliyor. Bu ister istemez etkiliyor. Dışarıdan insanların buraya gelmesi... Zehra teyze, sen ne yapıyorsun burada? Sanem Hanım bir saate ne kadar gitti de. Yemek falan hazırlayayım sana. Emir Sarrafoğlu kaza geçirmiş. Çok kötü bir kaza. Delireceğim Zehra teyze ya. Hiçbir yerden haber alamıyorum. Yanındaki kız kimdi? Sevgilisi miydi onu bile bilmiyorum. Yok yok, sevgilisi değil. Sen nereden biliyorsun? Televizyonda haberde duydum ya. O şeymiş, aile dostuymuş.
Her kafadan bir ses çıkıyor zaten. Öyle. Kazanın olduğu gece öldü diye tweet atan biri oldu. Ay tövbe 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 tövbe. Ya. Kimse anlamıyor işte. Ya evet. Belki ben onu hiç tanımıyorum. Ama onu o kadar kendime yakın hissediyorum ki. Sanki her dakika yanımdaymış gibi. Sanki hep benimle bu evde yaşıyormuş gibi. Kırmızı biberli sosu. Şimdi sen de bana acıyorsun değil mi? Zavallı Cansu. Kafayı yedi diyorsun. Hiç tanımadığı bir çocuk için ne hallere geldi diyorsun. Sanem Hanım da öyle diyor. Herkes öyle diyor. Yo yo yo. Ay, ah, ben öyle der miyim? Demiyorum Cansu'm, öyle şey der miyim? Ya yapma artık, ağlama ne olursun anneciğim. Bak o delikanlı oğlan yamandır o yaman. Bak göreceksin, ayağa kalkacak, iyileşecek. Hadi artık kendini heder etme böyle. Ya ben bu acıyı bir kere yaşadım Zehra teyze. Ben annemi ölürken bekledim. Şimdi yine aynı korku mu? Cemiyet hayatının tanınma simaları Emin Sarrafoğlu ve Hande Gezi'nin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye akın etti. Allah anasını babasını sanmışsın bu çocukların. Ben bu hastaneyi biliyorum. Ne yapacaksın ki sen hastaneyi? Sabahtan beri hangi hastanede olduklarını öğrenmeye çalışıyorum. Ay ay, otur otur bir yerde. Ben seni yollayamam hastaneye filan. Bebeğim. Şimdi mışıl mışıl uyuyorsun. Aynı seni ilk kucağıma aldığım günkü gibi. Emir. O gün bana ne kadar çok ihtiyacın varsa benim de şimdi sana çok ihtiyacım var. Oğlum uyan. Sakın gitme. Hepinizden bahsettim Emir'e. Konuştum onunla. Senin burada olduğunu söyledim. Hadi hemen git üstümü değiştir. Daha fazla bekletme onu. Hadi. Çok teşekkür ederim. Thank you.
Dur 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 dur, meseleyi bırakamam hastaneye hastaneye. Dur gitmezsin, dur dur. Ya ben haber filan bekleyemem Zehra teyze, gitmek zorundayım. Kızım nereye gideceksin, gitsen ne yapacaksın zaten ya? Olmaz olmaz, ben Salim Hanım'a burada duracağım dedi. Ben seni yürüyorum. Salim Hanım bana karışamaz. Ya tamam şey yap, şey yap. Bana bak, bana bak. Telefon et, telefon et. Ya ne telefon edeceğim Zehra teyze? Tamam ben edeyim. Sen de etmeyeceksin. Ya yapma kızım, ne olursun beni zorda bırakıyorsun. Ya sen beni zorda bırakıyorsun. Beni anlaman lazım Zehra teyze ya. Dur dur dur. Cansu, Cansu, Cansu. Dur dur. Ben bir not yazayım. Dur. Hayır. Sakın not falan yazmayacaksın Zehra teyze. Bekle orada beni. Ah Feriha, sen de telefonu kapamışsın yarabbim. Dur. Uy, uyanamam. Kapalı. Ne dedin abi? Feriha Hanım, telefon kapalı. Evi de aradım, kimse açmıyor. Hastaydı, uyuyordur. O zaman telefonu niye kapatıyor? Hem annen evde yok mu, o niye açmıyor? Benim içim hiç rahat değil. Olmaz ki böyle bu iş. Nişanlımdan haberim yok. Abi ben ne diyeyim sana şimdi? Kusura bakma Mehmet. Seni de sıktım ama. Bak Halil, seni severim Allah için. Dar zamanımda iş verdin. Eyvallah. Ama şimdi Feriha benim kardeşim, tamam mı? Şimdi bu nişan olayı filan, ben kasılıyorum. Yani yarın öbür gün şimdi bir terslik olsa... Ne demek istiyorsun terslik filan? Bir bildiğin mi var? Yok abi ben... Yarın öbür gün ters bir şey olmayacak Mehmet. Biz yüzüklerimizi taktık, sözümüzü verdik. Sen hiç darlanma. Biz artık bir aile sayılırız. Olmaz öyle aramızda terslik merslik. Hadi. Bak şimdi sen. Sen haklıydın. Bize olanlar saçmaydı. Bütün saçmalıkları kovacağım hayatımızdan. Her şey yeniden başlayacağız. Ben sana yalan söyledim. Gözünün içine baka baka, susarak. Her yalanla kendimden biraz daha uzaklaştım. Biraz daha kaçtım senden. Şimdi sen uyurken... Hepsi o kadar anlamsız ki. Sen sadece uyan Emir. Sen uyan.
her şeyi kovacağım ben. Gerçekleri, yalanları. Sen sadece uyan. Ben hep burada olacağım. Çünkü ben hep seninleyim. Ya ne demek bilgi veremeyiz? Efendim, hastalarımız hakkında sadece aileyi bilgilendirebiliyoruz. Anlayışınızı rica ediyoruz. Ya tamam. Hangi katta kalıyor? Yoğun bakımdan çıktı mı onu söyleyin bari. Dilerseniz aile yakınlarıyla görüşerek bilgi alabilirsiniz. Hasta hakları gereği yalnızca bu kadar bilgi verebiliyoruz. E hadi Cansu, tamam duyduk artık, gidelim kızım. Ya hayır Zehra teyze. Ben cevap almadan hiçbir yere gitmem. Ya delireceğim şimdi, ne olur bir şey söyleyin. Ya tamam, yanına girmek istemeyeceğim. Sadece durum hakkında bilgi almak istiyorum. Ya bir şey yapamaz mısınız? Bilgi veremem, lütfen ısrar etmeyin artık. Tamam, madem bir şey yapamıyorsunuz, yoğun bakımdan çıktım onu söyleyin bari. Hah, Feriha da burada işte. Feriha. Feriha. Feriha mı dedi? Feriha? Yok. Ben duymadım herhalde. Zeliha dediler. Ya hadi ne olursa gidelim Cansu, hadi. Hayır Zehra teyze. Ben bir şey öğrenene kadar burada bekliyorum. Cansu. Sanem. Biz Cansu'yla hastaneye ziyarete gidiyoruz. Ya babasını görsem hemen tanırım. Ya birileri gelsin artık ya. Birileri bir şey söylesin. Babam arıyor. Efendim baba. Cansu, bu ne saçmalık? Ne işin var hastanede? Hemen eve geliyorsun. Ama baba. Aması maması yok. Kapıcı da hastaneye gidilir mi? Seni bekliyorum. Gelmiyorum. Ya sana not filan yazma dedim Zehra teyze ya. Bak Sanem Hanım yetiştirmiş işte. Cansu, Cansu, baban soracak bunun hesabını bana ya. Bana kızacak şimdi. Ay Allah'ım, ben ne yapacağım ya? Of, başıma gelin ya Rabbim. Cansu. Cansu. Zehra. Aa, anne bak, hastaneye gitmişler. Ne? İnanamıyorum. Alo, Sanem Hanım. Ya vallahi dinletemedim ben ya. Şimdi Haldun Bey de aradı. Ay Haldun Bey. Cansu, derhal eve.
Baba lütfen. Derhal dedim Cansu. Ay kusura bakmayın ben dinletemedim. Cansu'nun yanında olmak sizin göreviniz değil Zehra. Yalnız bırakmanız için teşekkür ederim. Hadi gidiyoruz. Baba lütfen. Cansu derhal eve gidiyoruz dedim. Ya ama bir dakika dur Can tamam mı? Of baba ya. Bu kız beni deli edecek ya. Gerçekten delireceğim sonunda. Duramamış manyak. Sen ne biçim konuşuyorsun Pelin? Çabuk git odana. Git dersini çalış. Bugün öğretmenlerinin ne dediğini unutmadım daha. Bu konuyu konuşacağız seninle. Haldun, benim gerçekten hiç haberim yoktu. Mesele de bu zaten sana. Kızım hastaneye kapıcıyla gidiyor, senin bundan haberin yok. Ama evden çıkmam gerektiğini söylemiştim sana. Kızımı kapıcıya bırakıp çıkıyorsun Sanem. Hem de dün gece yaşadıklarımızdan sonra. Bu ne büyük sorumsuzluk ya? Ya kalkıp hastaneye gidebilecekleri aklımın ucundan bile geçmedi. Cansu'yu tanımıyormuş gibi bu kadar rahat davranmanı hazmedemiyorum. Bu özensizlik, bu düşüncesizlik. Düşüncesizlik mi? Ben mi düşüncesizim? Ben Cansu konusunda yalnızca sana güveniyorum. Ama sen onu herkese emanet edebiliyorsun. Evet, sen düşüncesizsin. Evden çıkmaman gerekirdi. Bunu sana söylemiştim. Ben kendi zevkim için evden çıkmadım Haldun. Özür dilerim ama benim de bir kızım var. Ve onunla da ilgilenmek zorundayım. Anladın mı? Konuyu çarpıtma. Alo, buyurun. Hayırlı günler Zehra anne. Sana da Halil, sana da oğlum. Ben Feriha Hanım'ı aradım da telefonu kapalı. Meraklandım da biraz. Mehmet de hasta deyince hem evi de aradım ama duymadınız herhalde. Feriha biraz hasta Halil oğlum şimdi uyuyor içeride. Oldu, oldu. İyi günler, hoşça kal. Sabahtan beri kurdeşen dökmüş nişanlın. Umurumda değil anne. Emir iyileşsin yeter. Ne olacak? Böyle bizimle kovalamaca, kapmaca mı oynayacaksın? Sizin orada ne işiniz vardı anne? Cansu'nun orada ne işi vardı? Git Cansu'ya sor. Git evine. Sanem annenin evine git bir sor bakalım Cansu'ya. Sorabiliyor musun? Ha? Bir sor bakalım sen benim sevgilimin yanında ne işin vardı de bakalım diyebiliyor musun? Ya Feriha Hanım işte böyle indirirsin o yukarıdaki burnunu aşağıya. Bundan sonra hep başın aşağıda dolaşacaksın. Ben bu gece de Emir'in yanına gideceğim. Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Sen benim canımı al ya Rabbim. Sen bu kulunu seviyorsan benim canımı al. Ben kurtulayım bunlardan ya Rabbim. Mehmet, ödümü koparttın. Pardon ya. Öyle seni koştura koştura görünce bir ses seni verdim.
Yok canım, ne koşturmacası. Demiştim ya sana, hani patron araba ayarlıyor diye. Yani ona yetişmek için gidiyordum. O zaman tutmayayım seni. Bana mı aldın? Öyle küçük bir şey işte. Hani çarşıyı falan gezdin benimle, yardım ettin. Teşekkür yani. Ay çok tatlısın. Bayılırım hediye paketi açmaya. Ay nazar boncuğu. Çok güzel. Nazar değmesin demiştin ya. Nazar değmesin diye işte. Maşallah diyorsun yani. O bakımda. Ay çok cici, çok beğendim. Ay ben ne kadar aldım, arabayı unuttum. Çok teşekkür ederim, çok beğendim. Hep saklayacağım boncuğunu. Kendine iyi bak, olur mu? İyi akşamlar. Ne konuşuyordun yine manipülatörcünün oğlanla? Aman boş muhabbet. Benim gözümü döndürme. Elini tini peşine takma. Vallahi bak çok kötü olur. Üf Feyyaz. Ne oldu? Kıskandın mı? İşimizi de aldık hayırlısıyla. Hafta sonu nakliyatımız var. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun baba. Feriha, sen nasıl oldun kızım? Daha iyiyim baba. Halil'i de merakla bırakmışsın. Sen uyurken geldi. Sana meyve getirdi. Şifa niyetine dedin. O herife ne oldu acaba ya? Öldü mü, kaldı mı? Allah gençliğine bağışlasın. Dünya hali işte. Borcumuzu da ödeyemedik. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bakalım canının derdindeyken baba parasının hükmü geçecek mi? Sen ne diyorsun ya? Ne biçim konuşuyorsun sen? Hem suçlu hem güçlü ya. Adi. Şşt. Feriha, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Kızım beni ayağa kaldırma. Kalksana. İyice manyadı yine bu. Delirdi. Sen de lafını bil de konuş. Nasıl konuşmak geliyor? Ne dedim anne ya? Beddua mı ettim? Gebersin mi dedim adama? Yani siz bugün hastanedeydiniz, öyle mi? Hande'nin annesi Canan yakın arkadaşım benim. Çok perişan senin, çok. Peki durumları nasıl? Çocuğun durumu daha iyiymiş. Uyandıracaklarmış. Ama Hande'yi uyutmaya devam ediyorlar. Kritik bir 24 saat daha geçecek yani. Cansu bunları duymasın, kesin delirir. Ya bugün kalkıp hastaneye gitmiş. Tabii kimseden hiçbir şey öğrenememiş. Haldun eve getirdi. Ya o kadar rahatsız ki Cansu'nun bu çocuğa olan takıntısından. Boşuna gitmiş hastaneye. Kimseye bir şey anlatmıyorlar ki. Tülin, aman ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Şimdi Cansu sizin o kızı tanıdığınızı öğrenirse kesin gider hastanede kamp kurar. Kurmazsa şaşırırım. Cansucuğum. Emir'den bir haber yok değil mi? Ya ben Pelin'in bilgisayarıyla bütün magazin sitelerine baktım ama hep aynı şeyler. Feriha.
Yani ben o adama kötü bir şey olsun diye öyle söylemedim. Bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. O adam olmasaydı babasının itlerinin elinde kalacaktım. Ben adi bir herif değilim Feriha. İnanmazsın ama ben o herif için dua ettim. Borcumuzu ödemeden ona bir şey olmasın diye dua ettim. Dua etmeye devam et olur mu? Sulu göz. Vicdanlı sulu göz. Yoğun bakımdan çıktı diye duyduk Cansucuğum. Üzülme artık ama. Hem zaten kötü bir şey olsa hemen duyulurdu. Ya ben hiçbir yerde bir şey bulamıyorum. Siz nereden okuyorsunuz? Bana da söyleyin de kendi gözümle görüp rahatlayayım ne olur. Ya uzatma artık Cansu. Çıktı diyoruz yoğun bakımdan. Ben yine hastaneye gitmek istiyorum. Cansu, biliyorsun işte ailesi kimseye bilgi verilmesini istemiyor. Gittin gördün. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Hem baban çok rahatsız oluyor. Lütfen. Ya hep lütfen, hep lütfen. Benim ne durumda olduğum kimsenin umrunda bile değil. Yine kırdın kafayı Cansu. Gören de 40 yıllık arkadaşın zannedecek. Hem tanımıyorsun bile. Ama en kötü olan her zamanki gibi sensin değil mi? Herkesin de bir avukatı var ya. Bir benim yok. Anne ben gidiyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Biz haber aldıkça seni ararız hayatım. Cansu'yu yatıştırırsın. Baktın olacak gibi değil. Hande'nin durumu bir belli olsun. Ben giderken götürürüm hastaneye Cansu'yu. Yok artık daha neler. Ya o böyle kendini kaybediyor işte bazen. Boş ver. Koray, var mı bir gelişme? Yok, hiçbir gelişme yok Feriha. Hayırlı sabahlar Halil oğlum. Hayırlı sabahlar Rıza baba. Mehmet dükkanı açmaya gitti. Mal gelecekmiş. Öyle öyle. Ben Feriha Hanım'ı bekliyorum. Feriha okula gitmeyecekmiş. Dersi iptal mi ne olmuş? Anası söyledi. Uyuyor hala. Ha. Öyle mi? Hay Allah.
hasta olmasın da. Yo yo yo, iyi, merak etme. Hadi kal sağlıcakla. Kolay gelsin. Yeter artık Senem Hanım. Laptopum nerede? Baban götürdü dedim ya. Formatlanıyor yani hala. Peki Pelin'in odası neden kilitli? Kilitli mi? Farkında değilim. Anahtarı nerede? Cansu, ben nereden bilebilirim Pelin'in odasının anahtarını? Gelince açar, sen de girersin. Sen beni salak mı sandın ya? İnternete giremeyeyim diye yapıyorsun bunları. Yine bana deli muamelesi yapıyorsun. Saçmalama ve sakin ol. Babamı da kafaladın değil mi? Laptopumu alması için doldurdun onu. Evet Cansu. Baban laptopunu özellikle götürdü. Çünkü senin Emir Sarrafoğlu takıntından hiç hoşlanmadı. Ne? Anlattın mı? Ya kim bilir neler söyledin? Yine küçük düşürdün değil mi beni? Cansu. Öğretmenin geldi. Hadi git dersine konsantre ol. Ben biraz dışarı çıkacağım. Babana söylerim, laptopunu geri getirir. Gerisi sizin meseleniz. Feriha, neredeydin sen? Gördüm seni, otobüsten iniyordun. Nereden geliyordun sabah bu saatinde? Thank you.
Keşke bana söyleseydiniz. Ben götürürdüm reçellerinizi. Seni de işinden gücünden etmeyelim dedik oğlum. Hazır Feriha da okula gitmemişti. O götürdü. Rıza baba uyuyor deyince... ben de öyle görünce... şey oldum bir an. Ama çok acil geldi şey reçel şeyi. O yüzden de ben işte Rıza'ya söyleyemedim. Ondan. Ben odama gidiyorum. Şey Feriha... yani... ben öyle görünce... şaşırdım, telaşlandım bir an. Yanlış anlama. Neyse bana müsaade. Oldu oğlum, oldu. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Mehmet'e de selam söyle. Yolda yine mi gidiyorsun? Dön kızım, dön, dön. Gerçeklere arkanı dön, yalanına git. Benim gerçeğim Halil değil anne. Senin gerçeğin ne, yalanın ne ben zaten bilmiyorum ki artık. Kolay gelsin. Günaydın İzmirli. Pardon, randevulaştık da ben mi hatırlamıyorum? En azından beni gördüğünde şaşırmış gibi yapabilirsin. Ya canım bir kere geldin zaten. İkinciye şaşırmam mı gerekiyor? Hayattan kısa bir mola almaya geldim diyelim. İstanbul'un böyle korktuğunu unutmuşum. Ne zaman bitecek? Nerede oturayım? Ne kadar çabuk olursa o kadar çabuk biter. Hadi bakalım. Bu ne? Paspas. Daha önce hiç görmedim. Hadi. Nasıl yani? Levent. Sen ciddi misin? Her zaman. Geldim. Dur. Anam kim yapıp böyle? Ay Gülfidan. İyi günler Zehra abla. Hoş geldin canım. Geç hoş bulduk. Buyur. Hoş bulduk. Yok yok girmeyeyim. Ben pazara gidecektim de sana bir görüneyim dedim. Gelecek misin diye bir sorayım dedim. Anam kızım pazar vardı. Ben unuttum ya bunu. Ay alacağım da var ya. Ama Rıza yok ya. Kazım bir şeyler dedi ama aslı astarı var mı bilmem ki. Dükkan açmışlar Rıza abiyle Veysel Efendi doğru mu? Öyle Gülfidan. Vay 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 hiç söylemiyorsun ha. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Taşımacılık yapacaklarmış doğru mu Zehra abla? Öyle Gülfidan. Vay 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 vay. Adamlar çalıştıracaklar, kamyonlar çalıştıracaklar. Güzel, güzel, güzel. Gülfidan öyle. Zehra abla, nişan üstü bu kadar masrafa nasıl girdiniz? Şaşırdık vallahi. Ayıptır sorması. Ayıpsa sorma Gülfidan. Ay dur, ben hemen şey yapayım. Şurayı bir toplayayım.
Ey topla. Geliyorum hemen, dur geliyorum. Ben kapıdayım ha. Tamam. Hadi. Tamam. Bana bak, otur istersen ya. Yok ama kapıda. Neyse, böyle bırakacağım artık. Hadi. Yapacak bir şey yok. Gel Fidancığım. Günaydın Mehmet. Günaydın. Ben bir hava alayım diye dükkanın önüne çıktım da. Otur. Abi çay söyleyeyim mi? Yok. Ben bir içeri geçeyim. Ben sana diyeyim vallahi çok pahalı yine pazar. Her hafta böyle ablacığım yani. Ne zaman harcadı şuraya bak. Şunların anne. Ay. Erik çıkmış bana bak. Ay Ömer çok sever. Küçük bir bu ha. Ne kadar? 15 lira abla. Abu. Niye 15 lira mı? Erkenci değil ki bu, Mayıs ayında 15 lira mı olur ya? Biz her zaman senden alıyoruz. İndir biraz, indir. Kurtarmaz vallahi abla. Erkenci değil ama bak bakalım başka bulabilecek misin? Oo, pazara geliyorsunuz, haber bile vermiyorsunuz. Kusura bakma Şerif abla, bu sefer böyle oldu artık. Ya apartmana bırakacak kimse yoktu da biz böyle alelacele geldik, hemen gideceğiz. Ey abla, vereyim mi yarım kilo? Ay yok, istemem ama mideme otur bu benim. Ha şuraya bak ya. Kaça bakayım kilosu? 15 lira abla. Ay ver yarım kilo, Halil'im pek sever. Bana bütün tekneyi temizlettin. Sana inanamıyorum. İyi iş çıkardın ama İzmirli. Şu halime bak. Ne olmuş haline be? Gayet iyi görünüyorsun. Gerçek sanayım gibi. Gerçek mi? Daha önce nasıl görünüyordum? Kusursuz. Ama rahatsız edici bir kusursuzlukta. Ve yaşlı. Yaşlı mı? Canım öyle ihtiyar değil sanem. Yaşlı. Yaşamış ve ne yaşadığını gizleyen bir kadın gibi. Böyle saçlar sıkıca tutturulmuş. Makyaj yapılmış. Ama her şey biraz fazla düzgün. Böyle hediye paketi gibi bir elbise. Alışveriş yapmasını seven bütün zevkli kadınlar gibi. Ama daha fazlası değil. Gerçekte iki çocuk annesi. Teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Kalk. Bak. Saçların dağılmış. Hatta biraz da tozlanmışlar sanırım. Ama şimdi gerçekten yaşayan bir kadın gibisin. Saniyem gibi. Böyle üzerine rahat bir tişört geçirmiş. Saçlarını rüzgara bırakan Saniyem gibi. Nasıl göründüğüne değil de ne yaşadığına bakan. Eski Saniyem gibi.
evini sen mi temizliyorsun? Evet, genelde kendim yapıyorum bütün işlerimi. Sağ ol. Ama bazen öyle çizimler falan oluyor. Ne o zaman yorucu olabiliyor. Bence sana bir kadın bulalım. Kadın? Niye? Temizlik için. Oğlum eskiden küfeciler olurdu. Şimdi kalktı. Vallahi kollarım koptu. Vallahi elini kolunu doldurmuşsun maşallah Şerife abla. Aman ne ki bunlar şuncacık şeyler canım. Zehra sen eskiden bu vakitte pazara pek yetişemezdin. Ne oldu? İşleri yavaş yavaş bırakıyorsun galiba. Öyle oluyor Şerife, ben günlerimi azalttım ya. Yaş tabii. Öyle yaş. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi Zehra abla ben uğrarım tamam. Sana. Hadi iyi günler kızımıza Saşa. Selamlar. Haydi. Allah'a emanet ol. Gördün mü bak? Buldu aslan gibi damat kendine. İşleri yavaş yavaş azaltıyor. Halil'ime güvenip gelecek sırtını. Daha da elini toz bezine sürmeyecek. Alemsin yani Şerif abla. Belki kocasına güveniyor. Nereden biliyorsun? Rıza abi yeni dükkan açmış. Ortakla beraber. Nakliye firması. Ay duy da inanma. Dükkan çevirmek kolay da öyle. Laf bunlar laf laf. Haydi. Haydi, haydi. Aman Şerif abla sen hadi yürü, hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Feriha. Kimse yok mu? Ünal'la Koray kafeye gittiler. Can'ı da zar zor ikna ettik. Babası eve götürdü. Emir'le çok bağlılar birbirlerine. Feriha. Teşekkür ederim. Niçin? Emir hep seni düşünüyordu. Hep senden bahsediyordu. Aranızda neler yaşandı bilmiyorum. Ama senin sayende oğlum ilk defa anne tavsiyesine ihtiyaç duydu. O kadar uzun zaman olmuş ki onunla konuşmayalı. O bana anlatmayalı. Ben onu dinlemeyeli. Yıllar sonra yeniden anne oğul olduk. Ben ona bir şey... Feriha. Oğlumu bir daha üzme. Emir Bey'in durumu iyiye gidiyor. Yarın sabah kendi odasını alabiliriz. Çok teşekkür Rica ederiz. Canım. Thank you.
Yok mu annen? Acaba erken kalkıp da servise mi çıktı ha? Ya beni de alın. Emir. Uyandın. Yok, yorma kendini. Yorma. Ben bir doktoru çağırayım. Artık hiçbir yere gitmeyeceğim. Nasıl oldu bilmiyorum ama ben seni hissettim. Benimle olduğunu. Artık hep seninleyim. Hep seninleyim. Konuşacak çok şey var. Anlatacak çok şey var. Hastanedeki bankta birlikte oturmuştuk. Sen uyurken ben o bankta seni bekledim. Bizi düşündüm. Bizi özledim. Seni çok özledim. Şimdi bir işim var halletmem gereken. Ama hemen geleceğim. Her şeyi konuşacağız.
O bantta birlikte oturacağız. Uyandı. Oğlum. Çok iyi. Gelmemişsin. Yok, ben bir işim var, geleceğim. İyi, peki tamam. Masa örtleri dantelli değil mi Mehmet? Yok, değil. Masa örtleri dantelli olacak demiştim. Dantelli işte abi. Dantelli değil bu. İşlemeli. Her zaman getirdiğinden getirdim abi. Ben her zaman getirdiğinden istemedim ama. Dantelli olacak dedim. Abi sakin. Abi ne fark ediyor? Ha dantelli, ha işlemeli. Anama göstersen o bir de ayırt edemez. Ananı sormadık. Anan ayıramaz ama ben ayırırım. Halil, ne oluyor kardeşim? Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor kardeşim? Hayret bir şey ya. Çektik ya. Enayi miyiz lan biz burada? Enayi miyiz? Abi tamam, gitti adam işte. Ne oldu Ali? Ne oldu Ali? Ne oldu oğlum? Bak. Yok, bir şey yok. Bir şey yok. Yapma lan. Sakin ol. Sakin ol. Feriye arıyor. Efendim? Halil Bey, sizle konuşmak istediğim bir şey var. Konuşalım. Ben çıkıyorum zaten şimdi. Yarım saat okulda olurum. Ben okulda değilim. Okulda değil misin? Birazdan çay bahçesine gideceğim. Orada buluşalım mı? Daha önce gittiğimiz çay bahçesinde mi? Tamam, gelirim. Mehmet, ben çıkıyorum. Ay Mehmet, ne oldu Halil abiye? Ne bileyim, dellendi birden. Ay yazık ya adama. Asıl toptancıya yazık. Adam neye uğradığını şaşırdı. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Halil abi aşk acısı çekiyor. Vallahi bak. Yani adam içten içe farkında tabii. Senin ikizinin onda gönlü olmadığında. Yani bilmemezlikten geliyor ama adam böyle içine ata ata şişe şişe. Denk geldiğine patladı, ne yapsın? Ya Seher, Allah aşkına bırak ya. Aman iyi, tamam, bana ne? Sonra biz kötü oluruz. Neme lazım? Yok canım, biz niye kötü olalım ya? Değil mi? Olmayalım. Neyse, sana kolay gelsin. Kız, sen inatına mı yapıyorsun? Neyi? Bak, benimle eğlenme, sonu fena olur. Ne olurmuş Feyyaz Bey? Hı? Aç bir ilaç. Evsiz baksız sokaklarda mı kalırım? Bak, ev sahibi yine kapıya dayandı. Halam demediğini bırakmıyor. O bana, ben de sana güvenmiştik güya. Kız, yatıracağım. Az sık dişini. Alacaklarım var, alamıyorum biliyorsun işte. Alacakları varmış. Sen şuna karımın korkusundan banka hesabına dokunamıyorum desene. Ya halam demediğini bırakmıyor diyorum sana. Hem ben o kadar kısmetimi teptim. Seni bekledim. Ama sen 3 kuruş için kalbimi kırıyorsun Feyyaz. Yazıklar olsun. Kız, ben senin kalbini kıracağım ama kafamı kırarım. Hem ne karısını korkusunu? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Merak etme, o ev sahibinin de gazını alacağım. Yeter ki senin yüzün düşmesin. Hande iyi mi? İyi. İyi olacak. Bu ne demek? İyi olacak demek. Başka ne olsun? Sen onun yanına gitmedin değil mi?
Kız nefret ediyor benden. O gece... arabada tartışıyorduk. Kaza yapmadan önce o bana... Tamam Emir, anlatma. Hande uyansın. O uyanana kadar hiçbir şey anlatma. Koray. Feriha bana geri döndü. Feriha senden hiç gitmemişti. Koray bak. Hande'nin yanına git. Git. Çünkü... nasıl oldu bilmiyorum. Ama... Feriha benim yanındayken... ben onu hissettim. Feriha. Seni görmeden günler geçmek bilmedi vallahi. Beni çağırmasaydın oturduğum yere sığmayacaktım. Abi, bayana bir çay. İyisin ya, toparladın mı biraz? Feriha, yüzüğü? Yine beni süründür benim yolunu. Yanımda kalkmazsın sen şimdi. Oyuna çevirirsin. Uzattıkça uzatırsın.
Ne? Aşkım. Aşkım. Hepimiz buradayız. Hepimiz buradayız. Annenler dışarıda bekliyor. Herkese haber vereceğim. Tamam? Şimdi gidiyorum. Şimdi geliyorum ben, tamam? Yani bitti mi diyorsun? Çok üzgünüm. Hiç başlamamıştı ki. Ben çok özür dilerim, yapamam. Neden Feriha? Ne yaptım da üzdüm seni? Söyle, bir daha yapmam. Ne oldu da böyle oldu? Yok, siz bir şey yapmadınız. Benim bu yüzüğü hiç takmamam gerekiyordu. Çok üzgünüm. Uyuyan güzel uyandı. Sevindim. Haberin var mı? Onun yanında mı diyorsun? Canan abla yanındaydı. Onu bile çıkardı doktor. Kimseye izin vermiyorlar. Yok abi. Hadi annemler gelmeden yardım et de aşağı ineyim. Ne var aşağıda? Feriha'yı bekleyeceğim. Geçen sefer buluştuğumuz bankta. Hadi yardım et de ineyim. Hadi. Tekrar çok özür dilerim. Binsene Feriha. Yok, ben kendim giderim. Ne münasebet. Gel. Ben annemlerle konuşurum. Siz de sizinkilerle konuşursunuz. Konuşuruz hayırlısıyla. Biraz yavaşlar mısınız? Çok hızlı gidiyorsunuz. Yanlış yerden dönüyorsunuz. Halil Bey, yanlış yerden dönüyor.
Zehra. He. Nerede kaldı bu kız? Niye gecikti bu saate kadar? Kaçta gelecekti ki bu? Ya dersedir gelir. Allah Allah, sana ne? Derse mi gitti acaba? E, Halil'le buluşacaklardı. Halil'le mi buluşacaktı? Hı. Oradan derse gitmiştir ya. Mehmet, ara bakayım şunları. Dur işte geldi. Ah, Şerife. Ne oldu? Gel gir içeri. Geç. Aman oturmaya gelmedim Zehra. Oğlum, Halil'i çok merak ettik. Memleketten akrabalarımız gelecekti. Onları karşılayacaktı. Aradık, telefonu cevap vermiyor. Çok merak ettim. Vallahi ben dükkanı kapatıp çıktım. Onlar Feriha'yla buluşacaktı ama bayağı oldu. Ay bir arasanız şu Feriha kızımızı da, ben de bir Halil'le konuşsam. Dur ben arayayım. Geç otur, geç. Geç. Bak son kez söylüyorum. Eğer hemen durmazsan... Ne yapıyorsun? Halil, ne yapıyorsun? Annem diyor, merak ediyordur. Yok, cevap vermiyor. Allah Allah. Hiç adeti değildir. İki eli kanda olsa açar telefonu. Arayın canım bulana kadar. Ya kaçta buluşacaktı bunlar? Ne bileyim anne. 4 filan da Halil çıktığında. Hasbinallah. Bu saate kadar olacak iş mi bu? Ay şurama bir şey oturdu. Halil'ime kesin bir şey oldu. Beni Halil'im hayatta merak dokunmaz. Aman tövbe de ya, bir şey olmaz Şerife, aman. Ay telefon edin. Allah aşkına. Siz arayın, ben arayayım. Çok merak ettim. Ne olur haber alınca da bana haber verin. Ne olursun. Tamam canım, tamam. Çok merak etme. Merak etme ya, tamam. Ay, hadi ben gideyim. Ne olur haberdar edin. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle. Hadi telaş etme, bana bak. Tamam. Dikkat et canım sen de kendine. Üzme. Hadi kapat sen artık. Tamam hadi. Hadi güle güle. Allah. Evimize geldik Feriha. Thank you.
istiyor deyince şaka yapıyor zannettim. Gelecekti. Gelecekti. Çok yoruldu. Bırak biraz dinlensin. Hem senin de dinlenmen lazım. Hadi Emre'ciğim. Hadi canım. Hadi Emir gel. Senin salonu. Biraz küçük ama çok güzel değil mi? Burada elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacağım Feriha. Gel bak gel. Gel. Bırak. Bak. Burası da yatak odamız. Burada çok mutlu olacağız Feriha, çok. Gel bak gel. Gel. Bak. Burası çocuklarımızın odası. İki tane çocuğumuz olur. Biri kız, biri oğlan. Sen istersen üç tane de olur. Sen nasıl istersen. Her şey senin istediğin gibi olsun Feriha. Hastasın sen. Benim şifam sende Feriha. Evlenmeyeceğim seninle. Sen evlenmek istemiyorsun. Benimle evlenmeyeceksin. İstemiyorsun. İstemiyorum. Seninle evlenmek istemiyorum. Hiç mi? Hiç mi evlenmeyeceksin? Halil. Hadi gel geri dönelim. Evime gitmek istiyorum. Kimseye söylemem burada olanları, tamam mı? Sadece evime gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorsun. Evlenmek istemiyorsun. İstemiyorum ya, anlamıyor musun? Seninle evlenmek istemiyorum. Çıkıyorum artık. Ben de geleyim baba. Yo yo. Sen anamla Ömer'le burada kal. Neredesiniz oğlum siz? İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Olmasın bir daha böyle. Vallahi neredeyse karakolu arayacaktım. Kazası var, belası var. Oğlum annenler de çok merak etti. Aradınız mı onları da? Geçsene oğlum.
Yok. Ben geçmeyeyim Rıza abi. Amca. Biz Feriha Hanım'la düşündük, taşındık. Nişana attık. Ne? Ne demek nişana attık? Öyle. Konuştuk, anlaştık, karara vardık. Halil. Geç otur, karşılıklı konuşalım oğlum. Konuşacak bir şey yok. Hakkınızı helal edin. Çöpe çık. Gel paşa. Zehra. Az otur sen. Uyuyakalmıştır belki. Çok yoruldu. Hep burada yanındaydı. Bu kadar mı belli oluyor? Feriha'yı beklediğin mi? Birazcık. Hep yanımdaydı değil mi? Seni ne kadar önemsediğini anlayabileceğim kadar. Bırak biraz uyusun. Sen de çok yorgun gözüküyorsun. Bembeyazsın anne. Gayet iyiyim ben. Hadi sen biraz dinlen. Ben de Can'ı arayayım. Tamam mı? Hadi oğlum. Bana doğru söyle Zehra. Senin bu işten haberin var mıydı? Ay Rıza, nereden benim haberim olacak ya? Kendileri oturup konuşmuşlar, ayrılmışlar. Nereden olacak benim haberim? Ne olacak şimdi? Ta başından belliydi ne olacağı. Öyle ha deyince yüzük mü atılırmış? Ben Yunuslar'a gidiyorum. Ya otur, Allah aşkına otur Rıza ya. Nereye gidiyorsun? Otur. Sen de al kızı karşına, konuş. Öğren bakalım. Dertleri neymiş? Rıza, gözünü seveyim, otur şuraya. Otur. Allah Allah, sen kız babasısın canım. Onlar oturup anlaşıp ayrılmışlar. Muhtaç gibi erkek tarafına mı gideceksin? E işte. Bu devirde ana baba eliyle olunca böyle oluyor demek ki. Biz kızı bir yola koyduk. O da korkudan sesini çıkarmadı. Başını eğdi. Ama bak, olmayınca olmuyor. Onlar anlaşmışlar, o yoldan döndüler. Bizim görmezden geldiğimizi Halil gördü. Nereye? Kız Allah aşkına Yunuslar'a gitme ya. Yok yok. Benim gidip biraz hava almam lazım. He. İyi. Çok gece kalma. Dikkat et.
kurtuldum. Yüzükten kurtuldum. Yalanlardan ne zaman kurtulacaksın? Yüzüğü attın ne olacak? Oğlanı mı koşacaksın hemen? O senin kim olduğunu öğrenince ne olacak? Mehmet'in çarptığı arabaya benzeyeceksin. Çöp olacaksın, çöp. Feriha, git altınlarla bohçayı getir. Zehra, açsana kapıyı. Tamam açacağım, dur. Hoş geldin Şerife. Bildiydim bu işin olmayacağını. Başımı nerelere vuran bildiydim. Aman dur, sakin ol ya. Geç otur, bir su vereyim mi? Bir de eğlenir gibi su vereyim mi derler. Sizin elinizden zemzem suyu olsa içilmez. Feriha. Ya şuncacık üzüldüysem şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Feriha. Sen bacak kadar kız. Oyuncak ettin oğlumu kendine. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Niye böyle konuşuyorsun Şerife? Çocuklar karar vermiş, ayrılmışlar. Artık bize konuşmak düşmez ki. Karar verdiler ha? Oğlumun hali ne o vakit? Kime sorayım oğlumun halini? Ha? Niye bıçak açmıyor oğlumun ağzını? Ver. Özür dilerim. Yapamazdım. Biz de konuştuk, anlaştık, böyle karar verdik. Yapamazdın ha? Neyi yapamazdın? Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Neredesin Şerife? Merak ettim. Ben de aşağı geliyordum. Ne desem, ne etsem hıncım alamıyorum ki. Hadi hanım, hadi. Canım hayırlısı böyleymiş. Ne denir başka? Yapamazmış. Anası gibi gözü yükseklerde de ondan yapamaz tabii. Ah, bile bile ladeste dikir en çok o zoruma gidiyor. Göz göre göre oğlumu ziyan ettiler. Canım aslan gibi oğlumuz niye ziyan olsun Şerife? Denedik olmadı. Dünyanın sonu değil ya. Ne yapalım? Kendimizi kahır mı edelim yani? Hadi yürü, yürü de evimize gidelim. Heh, Şerife, gözünü seveyim. Evde de bunaltma oğlanı. Kız tarafa düşünsün. Adı çıktı. Oh, eve gidince şu altınları tek tek sayacağım. Mehmet. Sen de yarın Halil'in dükkanı bırak. Zaten münasip olan babanın yanında olma. Bizim dükkan dururken el alemin kapısında oyalanmamış. Bir anlatmadın ki sen de. Ay Rıza, anlattım ya canım. Bir şey demedi işte. Ya konuştu, anlaşamadık dedi, o kadar. Hadi yat uyu. Uyu. Bak Feriha, işte evimiz. Bak. Burası da salonumuz. Küçük ama güzel. Bak, burası da yatak odası. Anne! Ne oldu kızım? Ne oldu? Karabasan mı çöktü? Ne oldu?
İçeride soramadım. Sana hesap vermeyeceğim Mehmet. Halil sana ters bir şey mi yaptı? Kızım ters bir şey mi oldu? Benden saklama bak. Bir yamuk varsa söyle. Bostan korkulu değilim. Gider hesabını sorarım. Yo. Bir şey olmadı. Ya bak benim o dükkanda çalışmam önemli değil. Senin benim kardeşim olman önemli. Ters bir şey varsa söyle. Yok olmadı gerçekten. Ya ne bileyim herif dün bir delirdi. Adam birine gider yaptı. Bir de alışkın değilim mülayim herif. İşkillendim ben de öyle görünce onu. Neyse ben bir sorayım dedim. Hadi gidelim o zaman. Mehmet. Sağ ol. Alo. Alo buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Emir Sarrafoğlu'nun kuzeniyim de durumu hakkında bilgi almak istiyordum. Yalnız telefonda bilgi veremiyoruz efendim. Ya evet de benim oraya gelme imkanım yok şu anda. Ya durumu iyi mi kötü mü onu söyleyin sadece. Hanımefendi hastamızın kuzeniyseniz aile fertlerinden birini arayıp bilgi alabilirsiniz. İyi günler. Aa. Alo. Bu hiç akıllıca değildi Cansu. Bence de. Entrika konusunda da senden ders almam gerekiyormuş. İyi fikir. Ama önce matematik dersini alacaksın. Bize bir daha bunu yapma Feriha. Yapmayacağım. Ne anlatacaktın? Artık sadece seni dinlemek istiyorum. Ne anlatacaktım? Söylemiştin ya. Anlatacak çok şey var diye. Emir ben... Ben aslında... Aslında... Emir Bey... Fizik tedavi saatinizi geçiriyorsunuz. Her yerde sizi aradım. Buyurun. Hadi gel.
Abi biraz konuşabilir miyiz? Buyur Mehmet, söyle. Ben izin isteyeyim. Hakkını helal et. Artık burada çalışamam. Neden Mehmet? Bilmeden bir kabahatimiz mi oldu? Yok abi, estağfurullah. Ne kabahati? Ya şimdi bu nişan olayı filan. Ben senden memnunum Mehmet kardeş. Sen de benden memnunsan görüşecek bir şey yok demektir. Ya abi, benim kafam rahat etmez ya. Yani illa seni yarı yolda bırakacağım diyorsan buyur Mehmet kardeş. Kapı orada. Ama kalmanı isterim. Tamam abi, kalırım o zaman. Hadi bak işine sen. Feriha. Ah, geliyorum şimdi. Feriha. Hande. Galiba seni görmek istiyor. Ben ona iyi geleceğimi zannetmiyorum Kur'an. Feriha. Lütfen. Benden yine kurtulamadın Feriha. Gerçekten iyileşiyorsun. Emir. Emir beni affetsin. Yalvarırım ben... Sen sadece iyileş. Özür dilerim Feriha. Geldin Seher. Ya Mehmet, sana bir şey soracağım. Sen bilgisayarlardan anlar mısın? Bilgisayar mı? Yani öyle pek alakam yoktur ama. Of, bir umudum sendin biliyor musun? Biliyorsun bizim esnafta hayat yok. Yani ne canlısı da ne sanalında. Neymiş senin bilgisayarla derdin? Bir bakayım belki anlarım. Ay yaşa. Halil abi transta mı? Halil abici. Hayırdır, gemilerim mi battı? Karşıki dağlar mı yıkıldı? Ne oldu? Halil abi, yüzüğüm. Kısmet. Hadi biz şu bilgisayara bir bakalım. Bilemiyorum. Ya nesini bilemiyorsun anne? Çok cool olmuş bence. Vallahi bundan sonra hep unisex çalış sen. Erkek kreasyonu çok yeni bir şey benim için. Bir türlü kendimi hazır hissetmiyorum. Ya şöyle çok konuşulacak bir sunum hazırlamak lazım. Böyle çok kasmayacak ama iddialı yani. En son böyle bir şey söylediğinde Feriha'yı canlı reklam yapmıştın. O yüzden bu defa sana bir şey sormaya korkuyorum. Korkma korkma. Daha bir şey düşünemedim.
Kreasyonu hazırlarken cananların dernekle birlikte hareket ederiz diye düşünmüştüm. Erkek takımlarının garson boyları da olacak önümüzdeki ay. Sokak çocukları yararına bir defileyle çıkarım diyordum. Ama Hande'nin bu durumundan sonra Canan'ın bir şeyle ilgilenecek hali yok tabii. Ay vallahi oldu. Mehmet eline sağlık. Ya Karadağları kaçırmıştım biliyor musun? İzlemesem sıkıntıdan patlardım. Ya kapatıp açtık oldu işte. Yok yok, sen anlıyorsun bu bilgisayar işlerinden. Bana bak. Face Mace takılıyor musun? Öyle arada bir. Eklesene beni Face'e. Tamam. Gözlüm seni elden sakınırım. Dur, geldim. Anam bismillahirrahmanirrahim. Ay. Vah Zehra abla, vah kurban oldum Zehra'm abla. Anam, kurban olurum sana. Ne oldu be? Kurban oldum. Ne olsun ablacığım, sana olanlar olmuş. Allah beterinden saklasın ablacığım. Yüzün kör olmasın. Nişan için mi bu kadar at yaktın? Yani için olacaktı abla. Tabii senin aklın başında değil. Feriha nerede abla? Ah benim bahtlı kınalı kuzum. Vah 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 vah. Allah çirkin şansı versin. Amin gül filan amin. Geç annem, geç otur, geç. Vallahi gelirken Şerife ablayı gördüm ha. Aman 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 burnumdan soluyordu. Ben sana bir kahve yapayım. İyi. Daha küçük adımlarla. Çok güzel. Çok güzel. Yüzükten kurtuldun. Yalanlardan ne zaman kurtulacaksın? Yüzüğü attın ne olacak? Oğlana mı koşacaksın hemen? O senin kim olduğunu öğrenince ne olacak? Mehmet'in çarptığı arabaya benzeyeceksin. Çöp olacaksın çöp. Öyle pat diye değiştiremem.
Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Sakince ıslık çalarım. Ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Uyum böyle aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum, ben bir varmışım. He, ay gözünüz aydın çıktı mı hastaneden? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Gelir mi? Gelir, boş gün bugün. Gelirim, gelirim. Oldu, oldu. Hemen geliyorum. Tamam, haydi hoşça kal, hoşça kal. Kim çıktı hastaneden? Ya benim çalıştığım evin kızı hastanedeydi de o çıkmış. Ben çağırdılar, bir gideyim Rıza, oldu mu? Zehra. He? Sen Şerife Hanım'la hiç konuşmadın değil mi? Rıza. Ya konuştum artık, ne konuşacağım ya? İki günde bir sorma Rıza, ne konuşacağım artık ben kadınla? Kızın nişan attı Zehra Hanım, nişan. Parmağından kıymık çıkmadı. Tabii ki soracağım. İki günde unutacak mıyım? İyi böyle kendi kendini yesin. Oğlan da işi bırakamadı. Birisi bir laf etse altından kalkamayacağız. Ya bak o da benim içime sinmiyor. Haklısın ya. Ama Halil bırakmıyormuş. Oğlan da memnun. Herhalde bir bildikleri vardır Rıza. Ha ne diyeceğim? Ben sana öğle için bir şeyler hazırladım. Yersin, oldu mu? Güle güle, güle güle. Hoşça kal hadi. Allah'a emanet ol. Sen de sen de hadi hoşça kal. Hoş geldiniz. Merhaba. Geçmiş olsun Hande Hanım. Her şey hazır mı? Hazır efendim. Zaten Zehra da gelecek, yardım edecek. Tamam, ben de bir bakayım neler oluyor. Emir çıktı mı biliyor mu? Biliyor. Nihil'le İlker de akşam olacaklar zaten. Emir? Gelmeyecek değil mi? Gelecek. Merak etme. Gelecek. Yüzüne bakabilmeyi o kadar çok özledim ki.
Bize ne oldu Feriha? Bunu bir kez daha sormayacağım. Şimdi söyle bana. Neden bitmişti? Aslında anlatacak çok. Ben seni dinlemek istiyorum. Yok, aç telefonu. Daha beni çok dinleyeceksin zaten. Kolay. Söyle kardeşim. Emir, bana bir iyilik yap. Canan abiye bir iyilik yap. Söyle Koray. Hastaneden çıktık. Hannedeyiz. Gelebilir misin? Feriha. Koray Hande'nin ziyaretinize ihtiyacı var diyor. Gidelim. Emin misin? Tabii tabii. Sorun değil. Tamam geliyoruz. Ay çok geçmiş olsun, vallahi çok güzeldik. Sağ olun, teşekkür ederim. Aa Zehra, niye koydun yatağı salona? Çok şaşırmam böyle karışıklıktan. Ben istedim anne. Bütün gün odamda yatmak istemedim. Özür dilerim tatlım. Benim hatam. Düşünemedim. Dinlen bakalım. Biraz sonra misafirlerin gelecek nasıl olsun. Bir şey mi söyleyeceksin ablacığım? Yok yok ben bir şey içer misiniz diye soracaktım. Ha, yok. Teşekkürler. Koray. Ha. Şu çantamın içinde ayna var, verir misin? İşine bak. Buyurun, hoş geldin Zeynep. Merhaba. Alın. Teşekkürler. Bak kim geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Gördüğün gibi. İyi görünüyorsun. Sağ ol. Otursanız. Bak ben buna basacağım buraya. Bozulmasın ha. Bak basıyorum yani, bozulmaz herhalde. Bastım. Ne oldu? Böyle köpüklüsü olmasa ne olur diye ben bir çay demleseydim bunlara. Ay boş versene Zehra Hanım. Çayı da kahveyi de sosyetik içiyor bunlar. Makine yapınca sosyetik mi oluyor? Sen Hande'nin çorbasını yetiştirmeye bak lütfen. Tamam efendim.
Zehra sen de içeri servisiyle ilgilen. Ha bu arada yeni yardımcımızı çağıramadım. Bir hafta daha alacağız seni. Ha olur 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 tabii. Bu şey oldu ha aktı aktı aktı. Merhaba çocuklar. Kalkmayın kalkmayın. Hande'cim bakıyorum arkadaşların seni hiç yalnız bırakmıyor. Anne sen Feriha'yla tanıştın mı? Hastanede tanışmıştık ama tabii benim gözüm hiçbir şey görmüyordu. Okuldan arkadaşsınız değil mi? Hatırlaması normal. Son zamanlarda senden çok bahsediliyordu bu evde. Tahmin ederim. Muhteşem üçlünün arasına girmişsin Feriha. Emir'le Hande çok eski arkadaşlar. Koray'da tabii. Hande'nin çok geniş çevresi vardır. Ama Emir'le Koray'ın yeri bambaşkadır. İlk kez dördüncü birisini görüyorum bu üçünün arasında. Zehra Hanım. Servise başlayabilirsiniz. Hande hastaneden çıktı. Yarın ziyaretine gideriz artık. Canan canı çok sıkkın dedi. Okula bile gitmek istemiyormuş. Bir moral operasyon lazım diyorsun. Bu senin uzmanlık alanın diyorum. Ya anne, şu erkek kreasyonu tanıtımı için Hande'lerle ortak bir şeyler yapsak. Hande meraklıdır bu işlere. Kız hastaneden bugün çıktı Lara. Ne dediğinin farkında mısın? Hem koordinatörlerim çalışmaya başladı bile. Mekanı da seçtik. Mankenlerle görüşüyoruz şimdi. Of anne çok sıradansın. Hep aynı mankenler. Herkes mankenlerle çalışıyor. Sen podyuma daha çok ses getirecek birini bulsan. Mesela gerçek bir playboy. Ah. Dur bakalım. Canan'la konuşayım gidince. Bakalım derneğin de ilgisini çekecek mi? Sen Canan teyzeyle konuş, ben de Hande'yle konuşayım. Feriha sen nerede oturuyorsun? Etilerde. Artık sık sık bekleriz seni buraya. Hiçbir şey yemiyorsun, içmiyorsun. Kapüstinosu yemiyorsan Türk kahvesi yaptırabilirim istersen. Zehra, Feriha Hanım'a... Yok, çok teşekkür ederim. Ben istemiyorum bir şey. İyi misin Feriha? İyiyim. Ben kalkayım artık. Hasta ziyaret kısa olur derler. Evet, gerçekten seni dinlenmen lazım Hande'cim. Tekrardan bekleriz. Görüşürüz. Eyvallah.
Feriha sen iyi misin? Ben telefonla konuşmaya çıktığımda bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Ben senin bu halini biliyorum. Sen ne zaman böyle olsan bize hep bir şeyler oldu. Sen ne zaman sussan benim başım ağrıdı o sessizlikten. Hiç seninle ilgili değil. Seninle ilgili olan her şey benimle de ilgili. Emir ben... Hande'lere gitmek sana iyi gelmedi. Bana da iyi gelmedi. Kötü bir fikirdi, tamam. Ama bir daha olmayacak. Abi ne iş? Ne diyorsun lan sen? Yenge abi, alev alev. Ya, git başım belaya sokma. Ya tamam be abi, kızma. Vallahi alev alev. Ne zamandır orada çalışıyorsun? Uzun zamandır. Yalanların kadar uzun. Bir daha gitme oraya. Emredersiniz Feriha Hanım. Niye bana söylemedin? Niye böyle karşılaşmamıza izin verdin? Demek böyle oluyor ha. Köşeye oturtuyorlar. Sayıyorlar. Demek böyle oluyor. Ben her şeyi anlatmak istedim. Yapamadım. Yok Feriha. Sen hiçbir şey anlatmak istemedin. Hepimizi kandırdın. Herkesi. Ama artık kendini kandırma. Korkuyorum anne. Hangisinde? Oğlanı uyandırmaktan mı? Yoksa rüyalarından uyanmaktan mı? Hangisinde? Feriha. O kıza güvenme. Hande'ye. Seni sevmiyor. Ya Rabbi, sana sığındım, sana güvendim. Sen dualarımı kabul eyle ya Rabbi. Oh. Allah kabul etsin Rıza. Amin. Bak ne diyeceğim. Biz bu araba borcunu ne yapacağız? Hayırdır hanım? Nereden düştü aklına şimdi bu? Hiç aklımdan çıktığı yok ki. Öyle ya. Çıkmıyor. Peki ne zaman bitecek? Daha ikinci taksidi yatıramadık hanım. Dile kolay. Öyle ya, dile kolay.
Hadi hadi. Düşünme artık sen bunları. Bak, yarın öbür gün dükkan da dönmeye başlayacak. İnşallah yaramıza merhem olacak. İnşallah olacak. Hadi, Allah büyük. Halacığım, anladım. Of ya hala, vallahi ömrümü çürüttüm, patladım. Tamam, tamam, halledeceğim. Tamam. Ay halacığım, ömrümü çürüttün sen benim ya. Halacığım, konuştum zaten benimkile, halledecek diyorum. Evet. Tamam. Buyur abi. Öyle bir dolanıp geleceğim ben. Vallahi mecnun oldu adam. Ya yapma Allah aşkına Seher ya. Ayol ben ne yapıyorum? Baksana yapan yapmış. Neyse canım, bize ne değil mi? Bu arada gördüm, Face'te eklemişsin. Fotoğrafların da yakıyor hani. Hadi görüşürüz. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Hayırlı işler. İndir indir deyip duruyor şerefsiz. İndirmedik, bir donumuz kaldı ya. Veysel, ayıp oluyor ama. Abi zaten koskoca bürüyü bize üç koşa taşıttırıyorlar. Bir de tanıtım fiyatıyla taşıyoruz. Asıl onlara ayıp oluyor abi. Dükkanı açarken hafta sonu ilk nakliyatımız hazır diyordun. Ama ortada hiçbir şey yok. Bir yanlışlık olmalı bu işin içinde. Sen de vur deyince öldürdün biraz abi. Hele bir dur bir dakika. Daha dün bir, bugün iki. Hem biz daha açılışımızı bile yapmadık. Ne açılışı ya? Abi şöyle şanımızda, şöhretimizde millete biz buradayız dememiz lazım. Yoksa kim ne bilir bizim burada olduğumuzu abi? Kolay gelsin Zehra. Sağ olun, sağ olun. Sanem Hanım, benim bir günüm boşaldı da ben hani haber ver demiştiniz ya. Öyle mi? sevindim. O zaman eski düzenimize geri döneriz. Döneriz, döneriz. Ben yarın gelirim. Tamam. Aldı. Sağ olun. Aa, Zehra. Bir dakika. Aslında benim eski bir arkadaşım var. Onun da bir yardımcıya ihtiyacı var. Evi de çok küçük. Ama yarım gün çalışıp tam gün parası alırsın. İstersen yarın seni ona bir götüreyim. Belki anlaşırsanız biz de haftaya yeni bir program yaparız. Olur. Olur, gidelim. Tamam. Tamam o zaman. Otur, sağ olun. Podyuma cemiyet erkeklerini çıkarmak gerçekten çok iyi fikir Lara. Ama Hande'nin bu organizasyonu kabul edebilecek hali olduğunu hiç sanmıyorum. Ya neden olmasın anne? Hem onun da morali ihtiyacı var. Şimdi yüzünde iki çizik vardı ya, kendini yerden yere vuruyordur. Umarım bunu onun yüzüne karşı da söylemezsin. Söylemem, merak etme. Bak görürsün, onun da hoşuna gidecek.
Buyurun efendim. Ah, teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok güzeller. Nefis. Hadi gel. Aysun, biliyordum. O dallama kocanın seni hastanede yalnız bırakacağını biliyordum. Sana ne ha? Sana ne? Buraya gelmeye hakkın yoktu Ünal. Ben de doktorla konuşmak istedim. Ne var bunda bu kadar abartacak? Öyle mi? Hangi sıfatla? Endişelenmek için sıfata ihtiyacım yok benim. Ama illa bir sıfat yakıştırmak istiyorsan oğlumuzun babası olarak diyelim. Ben seninle baş edemem. Benimle baş etmen gerekmiyor. Hastalığınla baş etmen gerekiyor. Doktorun dediklerini duydun. Kaybedecek zamanın yok. Saniyenin bile önemi var. Ünal, bana karışma. Tamam. Karışmam. Ama eminim Emir'in bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyleri olacaktır. Ünal, Emir hiçbir şey bilmeyecek. Can ve Emir, ben onlarla konuşmaya hazır olana kadar hiçbir şey bilmeyecekler. Anladın mı? Bana güvenme. Tedavin başlayıncaya kadar bana güvenme. Sana ne zaman güvenebildim ki? Sana güvenemeyeceğimi biliyorum zaten. Sakın Ünal, sakın hayatıma burnunu sokma. Burnumu sokacak bir hayatın kalsın diye uğraşıyorum. Neredesin? Feriha'yla mı? Tamam. Tamam, ikinizi de öğle yemeğine davet ediyorum Hilse. Görüşürüz. Canım. Ah be güzelim. Nasıl üzdün bizi bir bilsen. Aman. Geldi geçti işte. Ama çok iyi gördüm seni. Şu yüzümdeki çizgiler gitse daha iyi olacağım. Hastanede ayna bile vermediler. Aman iki sıyrık. Gayet iyi görünüyorsun. Hani podyuma çıksan yerler yani. Aylara güldürme. Zaten dikişlerim çok acıyor. Ufuk'ta var mı podyum? Söyle çıkalım. Aslında bu seferlik podyumda değil de perde arkasında olmaya ne dersin? Anlamadım. Ha bu şey değil miydi hani konuşmuştuk? Dernekle beraber sokak çocukları yararına erkek koleksiyonu tanıtacaktık. Evet hayatım. Her şey tamam. Ama Hande'nin kazasından sonra seni bu konuyla sıkıntıya sokmak istemedim. Ay canım olur mu öyle şey? Dernek hazır bile. Sen günü yeri söyle başlarız. Beni karıştırmayın bu işe. Zaten çabamda değilim. İşte Lara da seni havaya sokmaya çalışıyor zaten. Bak Hande sana kısa bir özet geçeyim. Annem erkek çizgisine başladı ve bunu özel bir gösteriyle tanıtmak istiyoruz. Yani diyorum ki mankenler yerine popüler gençliği kullansak... yani daha değişik ve daha eğlenceli olur. İnsanların ilgisini çekeriz. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Hı? Tekrar geçmiş olsun Emre Bey. Sağ ol. Çok korktuk. Nasıl oldu o kazayla? Kaza işte. Teşekkürler. Bana da anlatmadın nasıl olduğunu. Polise ne ifade verdiğimi biliyorsun. O kadar mı yani? Arabanın kontrolünü kaybettin. Babam işte. Önce davet eder sonra gelmez.
Ben memnunum halimle. Hadi gelekelim onu. Gidelim. Saçmalama. Çok ayıp olur. Umurunda bile olmaz. Bence olur. Seninle yakınlaşmaya çalışıyor. Nereden çıktı? Hastanedeyken. Hatırlamak bile istemiyorum ama. Her şey geç kalmaktan korkan bir adam gördüm ben. Korkan değil. Geç kaldığını bilen bir adam. Emir. Geçmiş olsun. En son burada eğlendiğimizde bir dahaki sefere demiştin. O sefer hiç gelmeyecek diye çok korkmuştum. Sanırım o gün bugün değil. Yo, niye olmasın? Feriha, Feriha bekle. Feriha bekler misin? Feriha. Niye bekleyeyim Emir? Açıklama mı yapacaksın? Açıklaması yok. Süper. Duymak istediğim şey bu. Feriha. Sana duymak istediğim bir şey söyleyemem. Aptallıktı sadece. Bitti diyordun. Ben de kendimi buna inandırmaya çalışıyordum. Başkalarıyla. Yapamadım Feriha, kimseyle yapamadım. Denedin ama. Boşuna denedim. Boşuna. Gerçekten boşuna. Feriha. Feriha. Emir. Baba şimdi değil. Bana inanmak zorundasın. Neden? Çünkü sana hiç yalan söylemedim. Evet, seni aşmaya çalıştım. Bunun için de en kolay yolu seçtim. Güçsüzdüm Feriha. Sen yanımda yokken güçsüzdüm. Sen varken Emir var. Sen yokken yine veliahtta oynamayı denedim. Yapamadım. Oynayamadım. Bana hiç yalan söylemedin. Hiç. Tamam, gel bırakayım o zaman. Ama çok ayıp olur. Yok, bir şey olmaz, dönerim sonra. Gel hadi. Ya Rıza abi, bir tanıtım yapmam da şart. Ya önce el ilanları dedin, onca para saçtın. Şimdi de açılış diyorsun. Boyumuzu aşmayalım Veysel. Ah Rıza abi, küçük düşünüyorsun vallahi. Çok küçük düşünüyorsun. Ya şöyle bir baksana sağdaki soldaki esnafa. Konu komşuya karşı şöyle bir gövde gösterisi şart. Hani biz boyumuzu dev aynasında ölçeceğiz ki gelen görecek. Kimler gelmiş diyecek ya. İyi de ben bu işlerden hiç anlamam ki be Veysel. Sen bana bırak abi, Veysel'e bırak. Gerisini düşünme. Hele bir boyumuzu gösterelim. Peki nasıl olacak bu açılış işi? Kolay abi, kolay. Bu surat seni ektiğimiz için değil herhalde. Bir şey içer misin?
Neyin var baba? Baba. Ne güzel söyledin. Baba. Yani rolleri değişmemize gerek yok evlat. Sen kızı yakaladın mı yakalamadın mı ondan haber ver. He? Yarın dükkana açılış yapacağız. Baba açık dükkan nesini açacağız? Açık da Veysel öyle düşündü. Açılış yapsak iyi olur dedi. Der ya demez mi? İşte konu komşuyu çağıracağız. Sen bir tepsi yaprak sarması yaparsın. Yanına kısır börek falan. Ha ben yaprak aldım. Hadi ben onları yapacağım, Veysel'in karısı ne yapacak? Canım o da kendine göre pasta, çörek falan bir şeyler yapar. Feriha, sen annene yardım edersin. Akşamüstü de yüklenir gelirsiniz. Ha, konu komşuyu çağırırken Yunusları çağırmamak ayıp olur dedi Veysel. Baba Halil'leri de mi çağıracağız? Çağırdık. Ekmeğini oradan kazanıyorsun. Çağırmasa mıydık? Gelmezler. Vallahi de gitmem, billahi de gitmem. Lüzumu yok zaten hanım. Bir telefon açar, hayırlı olsunumuzu deriz. Olur biter. Yüzsüzler. Utanmadan eğlenir gibi kutlamalarına çağırıyorlar bir de. Ama ben notumu verdiydim zaten bunlara. O uğursuz oğullarını yamadılar, bıraktılar bak. Anne. Mehmet işi bırakmak istedi, ben bırakmadım. Ben ısrar ettim kalsın diye. Sen sapla samanı karıştırma. O iş başka, bu iş başka. Hem ben o açılışa da gideceğim. Duydun mu Yunus Bey? Ayaklarına gidecekmiş, eğlenecekmiş bir de onlarla. Duydum hanım, duydum, duydum. Hadi. Ay 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 yeme, yeme. Ama miden ağrıyacak sonra. Karnın ağrıyacak anneciğim, yeme öyle kuzu gibi. Yeme dedim ama bak Ömer kızacığım. Ha Rıza, aklıma geldi. Ben yarın yeni bir eve başlıyorum. Sanem Hanımların bir ahbabıymış, ona gideceğim. Hayırdır Zehra? Nereden icap etti? Ne yapalım? Haftada iki evli borç ödemiyor ki. Şu dükkanın işleri... Hayırlısıyla bir açılsın da ne borç kalacak ne harç Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. He. Sakın ha. Geç kalayım deme dükkana Zehra. Ayıp olur el aleme. Yok yok, geç kalma. Hem ev küçükmüş. Sana ne dedim ya? Yeme şunu ya. Aa, pişsin bir ondan sonra oğlum. Burada mı yaşıyor arkadaş? Evet. Böyle kayıkta mı yaşıyor? Teknede yaşıyor. He? Teknede. Sen de tekneyi temizleyeceksin işte. Kolay iş yani. İşte bu. Heh.
nasıl çıldı sen oraya öyle? Ya ben nasıl geleceğim buraya? Gel Zehra, elimi tut. Yok yok, dur ben gelirim, dur. Ay bu sallanıyor. Gel Zehra, şey olmaz. Ay yok, ben çıkamam. Ah bak, arkadaşınız geldi. Günaydın, günaydın. Nasıl bineceğim buna? Günaydın. Levent, misafirlerin geldi. Günaydın. 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 Ben şuna şimdi şey yapayım da bineyim de. Ben yardımcı olayım. Yok yok, ben şey yaparım, sen şey yapma, dur. Ben şey yapayım, durun bir dakika. Siz şey yapmayın, tamam mı? Ben geçeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu çok sallanıyorum, şöyle oturayım. Ay, bu hep böyle sallanıyor mu? Ay, bismillahirrahmanirrahim. Ay, 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 ay. Dur, dur. Abi sen şimdi kesin geliyorsun yani. Rıza amcanın daveti emirdir benim için. Gider geliriz hemen. Annenler de geliyor mu? Gelecekler elbet. Kusura bakmayın ne olur. Misafirim vardı. Levent ben bu arada. Merhaba, ben Zehra. Memnun oldum Zehra. Bir kahve yapayım mı sana? Yok ben kahve falan içmem, sağ olun. Ben de kalkıyorum zaten. Zehra, sen yolu anladın değil mi? Anladım. Marina'dan çıkınca karşıya geçeceksin. Levent sana taksi paranı verecek. Zehra'yı fazla yorma. Merak etme. İzmirli. Güzel tişört. Ben de kalkayım da işleri koyulayım. Oy oy oy. Anam şimdi çok sallıyorum. Bu batmaz değil mi? Korkma, bir şey olmaz. Gel, ben sana malzemelerin yerini göstereyim. Aldı, aldı. Ay Allah'ım ya, nasıl bilmiyorum böyle. Hande Hanım teşrif etmek üzereler. Sonunda. Bir an Hande'sizlikten patlayacağımı sanmıştım. Büyük buluşma. Neyse, ben kaçtım. Hande'yi beklemeyecek misin? Yok. Nasılsa görüşürüz okulda. Hadi eyvallah. Feriha'dan izin çıkmadı herhalde. Nehir, sen Hande gelince de böyle boş boş konuşmayacaksın değil mi? Emir Sarrafoğlu dikkat çeker gerçekten. İyi düşündün. Dergiler onu sever biliyorsun. İki gerçek manken, ortada Emir. Dikkat çekeceğimiz kesin. Vallahi sırf Emir'i görmek için bütün davetiyeleri alacak birini tanıyorum. Emin ol, çok var onlardan. Burası bayağı iyiymiş ya. Yurt dışı düşünmesem ilgilenirdim burayla. Hadi mankenimizi bulalım da teklifimizi yapalım. Olur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah devamını getirsin. Hoş geldin Halil oğlum. Hayırlı olsun Rıza amca. Allah nazardan saklasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Thank you.
Bir de ayaklarına gidiyoruz ya. Kendin dedin kalk gidelim diye Şerife. Ne işimiz var bu saatten sonra demedim mi ben sana? Oğlumu onlara bırakacak göz var mı bende? O kedi gözlü kız yine oğlumun aklını çelmesin deme lazım. Hayırlı olsun. Afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Ya kadın ev ev diyordu. Ev falan değil o ya. Bildiğin kayık yani. Denizin üstünde kayık. Hani kayık değil, yattır o. Ama neyse ne ya bırak. Vallahi midem bulandı böyle. Ama şimdi şunları görüyor mu ya? Böyle başım dönüyor, midem bulanıyor. Bana bak şu patates sen koş şuna da. Şu çocuk vardı dışarıda ona veriver. Tamam. Oh. Hayırlı olsun. Rıza. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya Emir'i boş verin. Ben çıkarım podyuma. Maksat hayır olsun. Hiç sanmıyorum. Emin nerede? Kesin bir cevap almamız lazım. Dur ben bir arayayım. Yok. Aramasam daha iyi olacak. Ben ararım Emir'i. Konuşun. Koray. Podyumda sen de varsın. Ne iyi peki tamam. Çocuklar için. Sen de o potansiyeli görüyorum. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Bir ben mi çıkamıyorum podyuma? Kız, unutturma da sana bir kurşun dökeyim ha. Şerife Hanım gözleriyle iğneli fıçılara soktu soktu çıkardı seni vallahi. Yani gidelim artık ya. Otur oturduğun yerde. Vah vah Şerife Hanım. Çok üzüldük, çok şaşırdık. Aa, nesine üzüldünüz ayol? Yol yakınken kaçtı kurtuldu oğulcuğum. Ey Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Ya Rabbim. Ablacığım bak rengin rüsvarın solda. Bakma sen şu zilinin laflarına ya. Çevir kafanı öteye ya. Allah Allah sen de. Yok sondan değil ya. Aman ben bugün kayık temizledim. Böyle gide gele gide gele midem bulanıyor. Başım dönüyor. Yani şunlara bakamıyorum. İçim kalkıyor. İlahi sen de. Yani konak bitti, yalı bitti. Sıra şeye mi, kayıya mı geldi? Seni bırakmasın. Yani bıraksalar sen gideceksin hacı da temizleyeceksin ha. Allah canına olmaz. Ay, hiç güleceğim yok anlam ya. Aa, kime gülüyor bunlar? Bana mı dedin hanım? Aa, yüzümüze gülüyorlar. Şerife dur ne yapıyorsun Şerife? Yazıklar olsun. Caka satmağı mı çağırdınız bizi buraya ha? Oğlunuz bizim sayenizde eli ekmek tuttu. Eş dost toplanmış alay ediyorsunuz değil mi? Anne. Ne diyorsun sen Şerife ya? Allah'ınızdan bulacaksınız siz. Bu mendebur kızından da senden de çıkacak bu kız. Ana bak. Allah cezanızı versin. Şerife yeter artık ha. Bana benim de sabrımı ver. Adamın başını yiyeceğiz ya. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası onu kim çağırdıysa buraya. Kim çağırdıysa. Aç 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 onu. Yapmadığın bir mankenlik kalmıştı. Yakışır ama. Vallahi. Bizim bebeği de takarsın koluna. Şöyle bir catwalk falan. Tatlı hayat seninki. Günce, kendine bir iyilik yap. Bizim hayatlarımızı unut. Senin de bir hayatın olsun. Büyük 19,
Küçük 10. Yüksek. Oldukça yüksek. Baba, bir hastaneye gidelim ha? İstemez, istemez. Şunu alın önce. Ama doktora da görünmelisiniz. Kimlik numaranızı verin bana, aile hekiminizi bulayım. Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz aile hekimliği hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetten haberiniz var değil mi? Tamamen ücretsiz. Sağ olun, sağ olun. Haberimiz var. Geçmiş olsun. Allah. Ananlar eve gitmiş mi ki? Evdedir baba, evdedir. Al şu an. Amma nazlandım ben. Mis gibi giyik işte. Daha ne istiyorsun? Çok gereksiz be abi. Emir. Hande'nin morale ihtiyacı var. Anladın mı? Kaç gündür insan içine çıkmayan kız şu organizasyon için okula gelmeye başladı. Bizden de tek istediği şöyle yarım saat podyuma çıkıp dolanıp durmamız. Ne olacak be oğlum hadi. Hap. Paparazzi. O yaptıklarından sonra Hande'ye yardım edecek bir şeyim yok benim Koray. O dergi rezilliğini Feriha'ya söylemedim bile. Söyleyemedim. Benden Hande'ye bu kadar. Tamam senden Hande'ye bu kadar. Peki. Ama Tülin Atabey'le o defileden gelecek bütün parayı kimsesiz çocuklara harcayacak. Hayır işi lan işte. Sana bir şey söyleyeceğim ama hisleriye bağlamayacaksın. Emir Sarrafoğlu'nun sevgilisi var. Pes. Yani Emir kısmı doğru ama sevgili kısmını bilemem. Ya tamam söylesene ne oldu? Ya annemin erkek tasarımlarını Emir Sarrafoğlu tanıtacak. Evsiz çocukların yararına. Bizim için de bir işe yarama fırsat. Sen de başta söylemen gereken şeyi sonunda söylüyorsun. Bak Hande için değil, çocuklar için. Tamam. Varım diyorsun yani. Varım. Feriha. Hı. Gel hele bir. Annemlere uyumuşken anlat bir. Ne dedi o kadın tam olarak? Ne anlattım ya Mehmet. Annem haklıydı. Halil'in yanında durmam yanlıştı. O karının eline koz oldum şimdi. Babamı doktora götürseydik keşke. Feriha. İyi ki olmamış bu iş ha. Düşünsene böyle kaynanan olacaktı senin. Vallahi çektirirdi. Yok yok iyi ki olmamış. Ben keşke hiç gelmeseydim ya. Babam çok üzüldü. Ya niye gelmeyecekmişsin ya? Allah Allah onlar gelmeseymiş. İyi oldu çamur attık üstümüze. Hem baban da ne mal olduklarını gördü. Feriha. Seni o villada gördüm ya. Böyle dimdik. O insanlarla. Oraya çok yakışıyorsun sen. Oku kızım. Oku.
okulunu bitir. Öyle yerlerin hanımı ol. Mehmet Efendi, bu işte buraya kadarmış. Abi. Ya. Şunlara bak ya. Bunların hepsi çok iğrençler. Hiçbiri iğrenç değil Cansu. Ama istersen alışverişe çıkabiliriz hemen. İstemiyorum. Ya bir kere orada yine çok güzel, kokoş kadınlar olacak. Ya ben ne giyersem giyeyim onlar gibi olamayacağım ki. Emir benim yüzüme bile bakmayacak ya. Ama belki de beni hatırlar ha. Hani beni düşerken kurtarmıştı ya. Hatırlar mı dersin? Cansucuğum. Niye biraz sakin olmuyorsun? Kaç kere konuştuk seninle bunu. Bak ne güzel bir jest yaptılar. Seni de davet ettiler. Ya tadını çıkaracağına işkence haline getiriyorsun. İşkence mi? Ne işkencesi ya? Asıl işkence ne sen biliyor musun? Bak asıl işkence bu işte. Bu. Of. Sen şimdi Tülin Atabey'in defilesinde podyuma çıkacaksın yani. Öyle. Ne alaka? Defilenin geliri sokak çocuklarına bağışlanacak. Biz de Koray'la 3-5 adım atacağız işte. Hem sen de en önde oturup beni izleyeceksin. Ben gelemem. Feriha, bana gelmemek için tek bir sebep söyle. Onlarla aynı apartmanda oturduğun için mi? Annenler yüzünden mi? Sen nereden biliyorsun bizim aynı apartmanda oturduğumuzu? Kızıyla telefonlarımız karışmıştı. Getirdiğimde görmüştüm. Ama yine seninle bozuktu aramız. Ya neyse boş ver, neden gelmiyorsun onu söyle. Ya niye üzerime geliyorsun ya? Ben sevmiyorum öyle ortamları. Mecbur muyum gelmeye? Yok. Hiçbir şeye mecbur değilsin Feriha. Peki ne olacak şimdi Mehmet? Sabah Haziran sonuna kadar bekleyecekmişim işte. Adam beni zor durumda bırakırsın dedi. Niye Haziran sonu? Ya memlekete mi dönecekmiş, ne yapacakmış? Bir daha Alasun'un oğlu askerden mi dönecekmiş falan filan. İyi. Kimseyi zor durumda bırakmayalım. Bir fenalık olmasın. Ya şunları biriniz dağıtsa. Ben dağıtırım baba. Ya sen ne diyorsun şimdi? Ya bir şey demiyorum. Sen bilirsin diyorum. Ya ne diyeyim yani Cansu? Ya gel de gelme de bilmiyorum ama bir şey değişti. Cansu nasıl rahat edeceksen öyle yap. Hayretsin ya. Onu görmek için spor salonuna yazılıyorsun. Ama ayağına gelen fırsatı arıza yapıyorsun. Ya aynı şey değil ki canım. Ya orada hem bir sürü Paris Hilton olacak. Ne yapacağım ki onların arasında ben? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ne haber? İyidir senden. Ben işte aynı. Ha, yüzük? Aa, nişanı bozduk da. Ben de tipini beğenmemiştim zaten. Pardon, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, Feriha. Ben de çok sevindim. Yani şimdi daha iyi görünüyorsun. Sağ ol. Lara'ların defilesinden haberin var mı? Ya annesi giydiriyor ya artık seni de. Ondan sordum. Emir Sarrafoğlu da podyuma çıkacakmış. Yok, bilmiyorum. Ben davetliyim ama gitmeyeceğim. Neden? Ya ne bileyim, kalabalık olur orası şimdi. Çekemem yani. Hem son hız sınava hazırlanıyorum. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi ama geç kalıyoruz. Daha kulise girmek istiyordum ben. Biz niye podyuma çıkmıyoruz? Ben oradayım daha. Hadi. Cansu. Ya bu kadar mutsuz olacaksan neden defileye gelmiyorsun? Ya sen beni bir rahat bırakır mısın? Bak hala vaktimiz var. Gelmek istemediğine emin misin? Son kez soruyorum. Gelmiyorum. Peki. O zaman ben Pelin'i de alıp defileye gidiyorum. Sonradan neden gelmedim diye kriz çıkarma ama. Ya sana sorun çıkarmayacağım Sanem Hanım. Merak etme, eminim. Bir dakika. Feriha gelmiyor galiba. Gelmiyor. Peki. Evet, hazır mıyız? Öyle mi? Hadi hayırlısı Veysel. Ben de zaten şimdi çıkıp geliyordum. Çok şükür Zehra. Çok şükür. İlk işimizi aldık.
Ay çok sevindim Rıza. Haydi hayırlı olsun. Ben bir gidip dükkana bakayım. Heh. Veysel adamların başında olacak. Dükkanı boş bırakmayayım. Öyle ya, bırakma. Heh. Ay çok sevindim valla. Haydi bakalım, hayırlısı inşallah. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hayır. Allah'ım güzel, Allah'ım artık yüzümüze gül ya Rabbim. Artık yüzümüze gül ya Rabbim. Ana Rıza, anne çabuk işi bitirdin de geldin ya. Seninle konuşmaya geldim Zehra anne.
Bak. Perihan annesi de burada. Gidin bir selam verin. Ayıp olmasın. Ne de olsa ev sahibiyiz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Kızınız sizi yalnız bıraktı galiba. Geldin.